Neyse ne. Feride. Seni seviyorum. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Şimdi zaman değil. Zaman? Neyin zamanı? Zaman dökülüyor içimden Feride. Kendime doğru bir yokluğun tam ortasındayım. Kımıldayamıyorum. Geri dönemiyorum. İleri gidemiyorum. Ve karşıma sen çıkıyorsun. Zamansızca. Hiç bilmediğim bir yerden, hiç bilmediğim bir şekilde geliyorsun. Evet, zaman. Sevmenin zamanı olmaz, biliyorum. Ama Aziz, Aziz şimdi nasıl? Ben sana evet dersem inandıklarımı, hayır dersem seni kaybedeceğim. Beni böyle bir çıkmaza sokma ne olursun. Ben sadece... Kalan zamanımı sana vermeyi seçtim Feride. Çoğu zaman karanlık olduğum dünya daha da karanlığa bürünmeden sadece bil istedim. Seni kendi karanlığıma çekmekten korkuyorum. Ama sen içimdeki karanlığa doğan aysın. Ne zaman sana yüzümü dönsem benim yüzüm aydınlanıyor Feride. Sana doğru yürüyorum. Yürüyorum. Ellerimden kan damlayarak yürüyorum. Yere düşen damlaların bana geri dönüş yolunu göstereceğinden ümitli yürüyorum. Geriye döndüğüm zaman bir kan denizinin kıyısında olduğumu görüyorum. Ben yürüdükçe geri dönüş yolumu imkansız kılan bir kan denizi yürüyor ardımdan Feride. Sen sadece ne? Sen sadece Aziz. Benim için de sen sadece. Ama ben sana gelemem. Sana gel diyemem. Dur diyemem. Canım çok yanıyor Aziz. Sana koşmak isteyen ben ve senden kaçmak zorunda ben. Beni ikiye böldüler. Canım çok yanıyor. Benim canımı daha fazla yakma. Öylesine. Bu kadar kolay yani. Sadece öylesine. Kelimeler can yakıyor Feride. Biliyorum. İçimde düğümlenen kelimeleri. Şimdi sana söylemeseydim eğer. Bir daha hiç söyleyemeyeceğimi biliyorum. Canımızın yanacağını bile bile söylüyorum. Zaman dökülüyor içimden Feride. Feride, seni seviyorum. Ve sen diyorsun ki kolayca, öylesine. Aziz. Feride. Şu an sadece anda kalamaz mıyız? Sen. Ben. İçinde bulunduğumuz an. Öncesiz ve sonrasız.
Sadece şu an. Olur. Tahsin, çabuk ambulans çağır Gülten. Tamam Tahsin'ciğim, tamam. Dur. Tahsin, çabuk ol Gülten. Tahsin. Gülten abla. Kerem yardım et. Ne oldu? Tahsin, sakın. Kerem yardım et. Baba. Tahsin. Anet abla. Anet abla. Kadın ne diye sımsıkı yapışırsın. Başıma gelene bak.
Bir şey olmasa bari. Telefon. Telefon nerede? Nerede bu telefon? Nerede? Bir kuaför olası telefon. Asi be. Çocuklar ben geldim. Hocam. Hocam. Allah. Asi be. Anneci Hanım mı? Madam. Anneci Hanım. Madam. Hasibe. Ne oldu Faik? Gel. Aa! Aa! Anneci abla ne oldu Faik? Alo. Necmi abini ver acil. Anneci ablacığım. Ay. Faik çabuk. Başka? Ya Emine Hanım, neredeyse mahalleye geldik. İki kelime söylemediniz. Küstüm ben size. Küstün mü? Evet, küstüm. Niye? Yani eve kilitleyip gitmek nedir ya? Yine başa sardık ya. Ya niye bize bir şey olsaydı? Evde başımıza bir şey gelseydi, çıkamasaydık, evde kilitli kalsaydık falan. Ya ben onu düşündüm herhalde. Ön kapı cam ya, hani. Ya onu kırarlar falan, çıkarlar dedim ya. Düşündünüz yani. Düşündüm tabii. O kadar da değil herhalde. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Haklısın. Haklıyım tabii. Ya bu konuşmanın doğru bir cevabı yok mu ya? Efendim? Duyamadım. Hiç, yok bir şey. Ama yani siz de çok eğleniyor gibiydiniz. Öyle hiç sıkılmışa benzemiyordunuz. Sonra temizlik yapılmış, kekler, yemekler. Yani ne yapsaydım? Ne yapsaydım yani? Sen Feride'yi tanımıyorsun, onun tersi çok pistir. Pencereden atlamaya falan kalktı. Yani onun dikkatini dağıtacağım diye akla karayı seçtim. Yoksa öyle yapacağımdan falan değil yani. Anlıyorum. Ben de ne bileyim işte. Belki benim için yapmışsınızdır diye düşündüm ama. Yok, aslında öyle değil. Yani aslında sizin için de. Yok Emine Hanım, Ben cevabımı aldım. Anlıyorum. Yok yok, öyle değil. Ya, gerçekten öyle değil. Yani öyleymiş gibi geliyor kulağa. Öyle duyuluyor biraz ama aslında öyle değil yani. Yani hem sizin için de aynı zamanda onun için de. Yani öyle karışık bir durum. Yo, anladım ben, anladım. Anladım. Bir şey soracağım sana. Sordum. Neden? Ne dedi? Neden ben? Düşünüyorsun. Mucize gibi bir şey benim için. Yani şimdilik böyle. Sebepsiz. Ne? Feride. Efendim? Gerçek sevginin sebebe ihtiyacı yoktur. Eğer gerçek sevgiyse insan sürekli sebep üretir. Sevgi sebebe İhtiyaç duymaz Feride. Hayır, duyar. Duymaz. Duymamalı. Duymalı. Tavsiye sakın.
Sedye'yi getirin. Lan oğlum 50 defa söylüyorum sana. Şu balans ayarını adam gibi yap diye. Ya abi ben yapıyorum bak yemin ederim. Bence adamın dengesi bozuk. Adam böyle sağa sağa çekiyordu zaten giderken. Görmedin mi ya? Ulan var ya şimdi. Allah Allah. Allah Allah. Abi bir şey olmuş ya. Bir şey olmuş Ahmet. Bir şey olmuş. Araçtan çıkanlardan biri Yalçın Kaya. Emniyet mensubu, komiser. Diğeri Fırat Çağlar. Yakınlarına haber verelim. Kadının kim olduğunu henüz bilmiyoruz. İlerlemeyelim olur mu? Tamam. Evet. Yine geldik laf söz olur kısmına. Yok. Yani öyle değil. Yani lütfen siz yanlış anlamayın. Sizinle ilgili bir durum değil bu. Yani ne bileyim. Biz öyle gördük, öyle öğrendik. Kaldı ki ben de böylesinin daha doğru olduğuna inanıyorum. O zaman siz nasıl isterseniz öyle yapalım Emine Hanım. Pardon. Alo. Alo. Emine Hanım. Efendim Mıstık. Yalçın komiserim kaza yapmış. Hastaneye kaldırmışlar. Ne? Mıstık ne diyorsun ya? Ya olmaz öyle bir şey, olamaz. Emine Hanım, ne oldu? Dayım. Dayım. Hayırdır inşallah? Tekin abi, Ali Ahmet. Ne oldu, ne var? Madam teyze yine hastaneye kaldırmışlar abi. Patron size haber vermemi söyledi. Abi ne oluyor ya? Ben korkmaya başladım. Ne oluyor ya? Ben de Ahmet, ben de. Yürü hadi arabaya alalım. Hadi. Hadi koç. Anne, iyi misin? Bembeyaz olmuşsun. Ceyla, ben yanında yokken Aneta teyzen düş bayıl. Ya, çok korktum tabii. Babanla Necmi amcan hastaneye götürdüler. Ya yazık ya. Haber geldi mi peki? Yok. Hanca varmışlardır belki hastaneye. Bir şey olmasa bari. İnşallah anne. Üzüldüm şimdi ya. Kadın yolcu çıkarıldı. Sultan Korkmazer.
bir şey olmamıştır değil mi dayıma? Dayım ölmesin ne olur, dayım ölmesin. Mine Hanım tabii ki de bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Olmayacak değil mi? Olmayacak tabii ki. Ne yapıyorsun? Anda kalıyorum Aziz. Şehri dinliyorum. Ne diyor peki? Dalga sesi. Ben uzuyorum. Kaçırma beni diyor. Rüzgar sesi. Ben hayatın nefesiyim. Hisset beni diyor. Ve siren sesleri. Yolu açın. Biri hayata tutunmaya çalışıyor diyor. Efendim Emine? Feride, dayım trafik kazası geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar onu. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Ne? Nasıl olmuş? Nerede olmuş? Bilmiyorum, ben hiçbir şey bilmiyorum. Beni aradılar, hastaneye gelirseniz iyi olur dediler. Biz de Altan Bey'le birlikte yola çıktık, gidiyoruz. Tamam, hangi hastane? Ne oluyor Feride? Yalçın trafik kazası geçirmiş. Baban benim ölüm emrimi vermiş. Fırat da bunu öğrenip gelmiş. Sultan da kardeşin de değil mi? O da burada. Sultan'ı da evinize ben bırakacağım. Sultan? Hayır. Hayır. Anne bir şey söylesene, ne düşünüp duruyorsun? İnşallah bir şey olmamıştır kadına değil mi Ceylan? Kim şimdi? Alo? Anne? Oğlum değildir bu. Değildir benim oğlum. Anne ne oluyor? Ceylan, kardeşinle evde kal. Anne bir şey söylesene, korkutma beni ya. Efendim? Aziz Korkmazer. Evet benim. Ailenize ulaşamadık. Kardeşiniz Sultan Korkmazer bir trafik kazası geçirdi. Sultan. 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 Ne oldu? Nesi var? Sultan. Sultan. Dur, dur, dur. Ne oldu? Nesi var? Sultan! Sultan! Sultan!
Fırat. Fırat. Sultan, Sultan, Sultan. Fırat uyan, Fırat. Sultan, Sultan, Sultan. Thank you.
sana. Nerede oğlum, cevap versene. Nerede diyorum. Vay bir şey yap. Nerede? Cevap ver. Biz üzerimize düşeni yapalım değil mi Abdullah Efendi? Biz sözümüzü söyleyelim. Duyması gerekenler elbet duyacaktır. Selamünaleyküm baba. Ve aleyküm selam güzel çocuklar. Gelin bakalım. Baba olan bir tane haberim var mı ya? Hadi bakalım. İnsanların sevgisini kazanmak için her şeyi yaparken ki bunun adı riyadır. Karşılığını göremezse insan kine yeniden düşer. Yani ayağa kayar. Kin, kendisine eziyet eden herkese karşı öfke duymaktır. Öfke ise kinin beslendiği kaynaktır. Yani kin ve öfke hep kol kola gezer. İnsanın içinin artık alev alması, doğru ve yanlış dinlemeden önce kendini, sonra etrafında yakabildiği ne varsa yakmaya başlamasıdır. Sebep-sonuç düşünmeksizin, suçlu suçsuz aramadan, aslında neye öfkeli olduğunu bilmeden, insanı kendi zindanında şeytanıyla beraber kilitli kalmasıdır.
Tüküşü olmayan bir döngüye sıkışıp kaldığımızı hissetmenin verdiği çaresizlikle çözüm bulamamanın acısı arasında benliğine ihanet ettiğine inanmaktır öfke. Tüm bunların ardından kendi içimizde ışık sızmayan o yerde, o karanlıkta uyur gezer gibi dolaşmak, kendi yetersizliğimizin hırsını başkasından çıkarmak için yine kendi tırnaklarını kendi kalbine geçirmek ama bunun suçunu başkasına yüklemektir. Hazistan. Geçmiş olsun komiserim. Nasıl durum? Uyanmadı hala. Çoktan uyanması gerekiyordu ama. Uyanmadı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey deme komiser. Bilerek yapmadın ya. Yine de ben kullanıyordum. Henüz bilmiyoruz. Orası öyle. Garip bir şeyler oldu zaten. Neyse, sonra konuşuruz.